Zaten Sıdıka'nın kendi bahçesinde de kavga dövüşün olduğunu gören komşular var. Az önce Hüseyin anlattı. Onları kovalamış ama benim ablam bana anlatmadı. Ben olayda yokum. Tamam yoksunuz ama zaten o evde de olmuş bahçede kavga Hüseyin. Bak Müge Hanım ben hayır onu gören var. Hüseyin oradaki bütün mahalleliği dolaştım. Hüseyinciğim seni de bir göreyim. Yani o kavga bu bahçede de taşıyor. Buraya ilk geldiğimizde orada bir canlı yayın yapmıştım. Şimdi aslında ortaya çıkan profillerde insanların neden kameraya konuşmadığı çok da belli. Ama bize çok sağlıklı bilgi akışı sağladılar. O grup yani o Ayvat Dede'deki evde kavga eden gruptan tekrar oraya gelen kişiler olduğu söyleyen komşular var net bir şekilde. Zaten Sıdıka Hanım'ı orada tahrik eden hani ben evime geldim siz tekrar buraya niye geldiniz meselesi. Zaten orada kavganın devam etmesi konusu bu. Bunu söyleyen komşular var. Ha yani aslında Sıdıka bilmiyorum tabii onu o şimdi market görüntülerini de rica ederiz. Yani aslında Sıdıka diyor ki bilmiyorum bunu ilk defa diyorum. Sultan Hanım diyor ki bir de gittiler markete alışveriş yaptılar diyor. Yani belki sakinleşecek ama tekrar karşı taraf gelince mi bir de daha buraya niye geldiniz diyor bu kız. Tabii bir çikolata alma hikayesi yani işte eşi Ümit Çelik eşine Sıdıka Hanım'a çikolata almış sözde. Böyle hikaye bir hikaye anlatılıyor. İşte marketten gitmiş çikolata almış, gönlünü almış bir çikolatayla. Sonra eve döndüğünde de bir süre sonra o diğer evdeki grupta oraya gelince aralarında Gamze Hanım'ın ve Zayda Hanım'ın olduğunu doğrulayanlar var. O grup oraya gelince Sıdıka Hanım orada tekrar tahrik oluyor ve orada da bir kavga oluyor evin avlusunda da. Yani Hüseyin'im zaten bak demin onu soracaktım yani. Reklama girdik. Şimdi diyelim ki bu kız geldi gerçekten hayatına son vermek istedi. Değil mi? Eline de aldı silah. Zaten küçücük ev sen bize gösterdin. Yani kaç tane odası var? Banyo orada, oda orada. Şimdi gidecek, alacak. 3 tane çocuk çıktı. Var evde. Kayınvalide var, koca var, kendisi var. Ya insan hiç olmazsa tamam ulan sen de bana bunu yaptın ama ben de artık yaşamak istemiyorum mesela demez mi yani? Hani bıraktım ben mektubu, bilmem ne falan. Ya hiçbir şey söylemez misin şimdi buna? Canım, hiç yani kendini öldürmeye karar vermişsin yani. Hani o psikolojidesin. Küçücük ev kocan orada, başka bir kadın oraya geliyor, gelmiyor neyse. Sıdık o psikolojide bir kadın değil. Biraz önce Rahmi Bey çok güzel bir noktaya parmak bastı. Dedi ki bu kadın şayet hani bir silahı eline alsaydı oradaki herkesi önce öldürebilirdi. Çünkü orada çok kızgın olduğu insanlar var ve Sıdık'a öyle bir yapısı var ki aynı zamanda bıçağı eline alıp saldırabilecek kadar da bir cesareti var. O zaman silahı eline alsaydı ben çok katılıyorum Rahmi Bey'in biraz önce söylediğine. Oradaki kimlere kızgınsa o silahı doğrulturdu. Ha belki sonunda kendine doğrulturdu belki silah ama önce oradakileri birkaç kişiye o silah ateşlendi. En son kendine giderdi. Kendine çok katılıyorum sizin söylediğinize. Hayır, en azından birkaç olaya atıp öyle bir profil var ortada. Müge Hanım şimdi Ümit Çelik'in ifadesinde şöyle bir şey var. Benim evimde silahım vardı. Sıdıka Çelik de silahın yerini biliyordu. Şimdi madem silah evde bir silah var. Sıdıka Çelik zaten bu haberi aldıktan sonra anlatılana göre bir bıçakla gidiyor. Madem karşıdaki kişilere zarar verecek. Yani silahın yerini de biliyor o zaman gitsin. Silahla da gidebilirdi. Silahla gidebilir doğru. Evet. Çok doğrusun Hüseyin. Evet, evet. Evet o da bir ihtimal. Evet. Yani o kadar artık gözün döndüyse bıçakla saldıracak kadar... Kocana, kayınvalidene vesaire bıçakla saldıracak kadar gözün döndüyse doğru söylüyor. Madem orada duruyormuş. Alırdı. Çok haklı. Evet. Madem orada duruyormuş. Hayır bu anlatılanda bir şey var. Onlar öldürür. He? Ya bıçakla gitmek de aynı şey yani o da suç bakacak olursanız yani. Hayır madem her şey sakinleşti. Hüseyin'in dediği gibi bir hikaye anlatılıyor diyor. Karısını sakinleştirmek için çikolata almış. Madem çikolatayı da yedi. Çikolatayı yedi. Çocuklarıyla aldılar çikolatalarını eve geldiler. Kadın tekrar temizliğe başladı. Peki buradan soruyorum Ümit Efendi. Senin karın kendini niye vurdu? Bak çikolatada almışsın. Bir daha yapmayacağım demişsin. Eve getirmişsin. Kadın çamaşırları mı yıkıyormuş, temizliği mi yapıyormuş, onları da evde andıkmış, onu da topluyormuş. Niye bu kadın kendini vurdu ensesinden? Çok güzel bir çikolatayla da tavlamışsın zaten. He. Çocuğu şimdi kandıramıyorum bir çikolatayla. Ne güzel kandırmışsın. Hayır ne oldu ama sonra şimdi? Hepsi arka arkaya değil mi? Yanlış bir şey mi soruyorum? Kadın da sakinleşti. Çikolatasını yedi. Şekeri yükseldi tekrar falan filan. Sonra niye vurdu bu kadın kendini? Hiçbir sebep yok. Mümkün değil Müge Hanım. Bu olayların bu gelişme akışına baktığınız zaman bu olay mümkün değil. Hep uydurmaca. Ama ben de bunun böyle kalmasını istemiyorum. Zaten kimse istemiyor. Sayın savcım da istemiyor. Emniyet yetkilileri de. Allah sizden de 1000 kere razı olsun. Çünkü o zaman yani öldürelim asalım ağaca. O vurdu diyelim. Yani yarın bir gün bu hepimizin başına gelebilir. Kim cinayeti daha iyi saklıyorsa, kim bilmem neyse o da kaçıp kurtulmasın. Yazık, günah bu kadınlara. Zaten kadının elinde barut artıkları da yok. Yani kendi eline ateş edildiğine dair hiçbir delil de yok. Ayrıca bu zaten bizim bu konuyu işlememizin nedeni de bu. Evet. Kadının elinde barut izi olmaması. Yani kadının elinde eğer barut izi olsaydı rahmetlinin. Silah kendi eline ateşlenmemiş. Kadının elinde barut izinin olmaması elinde ve bileğinde. Evet. Barut izinin olmaması bu kadının bu olayı yapmadığının altı çizilecek delilidir. Hukuken bunu göz ardı etmek mümkün değildir. Bir de mermi çekirdeğinin girdiği yer var. Evet. Kendi eliyle yapabilecek değil. Bir insanın kendine sıkmak için düşüneceği yer değil. Yani sonuçta hepsini bir arada değerlendirdiğinizde peki bir de şu görüntüler var yayında Ahmet. Bir de kadına işte soruyorlar seni kim vurdu diye, bir de o var üstüne. Evet. Evet, kendi ifadesi de var. Bir de ifadesi var kadın ki bizdeki dediğim gibi amcanın çektiği alelacele. Gözünü kırp, hayırsa kaşını kaldır. Seni Emrah mı vurdu? Hakkı, Cere, Navruz, Arif, Ümit. Kocan mı vurdu seni? Tamam. O kocanı cezaevine atsınlar mı devlet? Polisler tutuklasın değil mi oğlum? Dövdü mü seni Ümit? Dövdü değil mi Ümit seni? Tamam. Tamam, ben şimdi anneni çağırayım senin yanına. Dursun burada. Bir tane daha video var. Seni dedim ne için dövdü? Karı getirdi, kabul edeceksin diye mi dövdü dedim. Evet dedi. O videoyu da istersen size gösterebilirim. Hüseyin abi yattım ama elinize geçmemiş galiba. Aslında burada bir göz işareti var. Seni kocan mı dövdü diyorlar. Orada bir kaş kalkıyor, bir göz kapanıyor. Çünkü orada sadece Ümit dövmüyor onu. Kocası dövmüyor. Orada... bu bize anlatılanlara göre söylüyorum, bu yorumu yapıyorum. Orada kendisini döven başka kişiler de var. Hepsi aslında onun için, hani onların adını zikredemediği için, konuşamadığı için orada bir tereddütte bulunuyor. Kendisini dövenler çünkü çok farklı kişiler de var. Bu videodan sonra zaten kendisi oradaki, ağladı. Bence tereddüt bir şeyler daha anlatmak istiyor. Yani sadece o değil. Başkaları da varı anlatmak isteyen hocam, bir yüz ifadesi. Bugün baktığınızda hayatta olmadığı için ne kadar boş bir çaba gibi görünse de o an aslında bu kadın 3 çocuğuyla beraber yaşadığı yuvayı kurtarmak için bütün bu çabaların içine giriyor. Hepsi işte en çok üzüldüğüm nokta da o. Hani ona ait olan bir yuvayı gibi geliyor bana ya. Çok üzülüyorum. Allah hiç kimsenin başına vermesin. Yani o kadar haklısınız ki. Evlendiriyorsun telli duvaklı. 3 tane oğlan çocuğu veriyor. Sonra canı sıkılıyor kocasının, beyefendinin. Başka bir kadın çantasını alıyor, başka bir şehirden geliyor. Kadın da yuvasını korumaya çalışıyor. Kuşlar gibi. Hani nasıl kuşlar yuvalarını korumaya çalışır? Nasıl penguenler yumurtasını korumaya çalışır? Kadın yuvasını korumaya çalışıyor. Zaten çocuk. Zaten kendisi de 25 yaşında. Daha hani hayatının baharı dediğimiz zaman bana göre çocukluk yaşı. Daha yeni, hani tıbbın söylediğine göre beyninin oturmaya başladığı, belki hayatı tam olarak algılayabildiği yaşa dolduramadan bu çocuk ölüyor. Çok acı, çok acı, çok acı. Yuvasını korumaya çalışıyor ya. Evet, çocuklarını ve yuvasını korumaya çalışıyor. Bütün mesele bu. Ama koruyamıyor işte. Sonuçta o çocuklar hangi Instagram'da, sosyal medyada bilmiyorum. Başka o kadar yüreğim acıdı ki. Hani sen çocuğunu bu kadar böyle sakınırken birisi alsın. Bir de sen daha hala yoğun bakımdayken benim prenslerim diye fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşsın. Ama ben onları bu fotoğraf varken yaşıyordu değil mi? Ki o yavrumu. Yoğun bakımdaydı. Yoğun bakımdaydı. Yani anne yoğun bakımdayken sen onun çocuklarını al sahiple. Bir de fotoğraf çektir, sahiplen. Kendisi ana kraliçe, onlar da prensleri. Ben o yavrum onlar böyle yapsın diye büyütüp de evlendirmedim ki. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.